Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi bu bölümde artık yok dilci arkadaşlarım kenara çekilebilirler. Burada YDS ve YDT tarzı bir soru var. Yakın anlam soruları. Biliyorsunuz yakın anlam sorularını yok dilde sormuyorlar. Hatta diyalog sorularında orada sormuyorlar arkadaşlar. O yüzden yok dilci arkadaşlarımın bunlara özel bakmasına gerek yok. Ama YDS sınavına da giriyorsa arkadaşlarım YDS'den önce mutlaka bu videoları da izlesinler. Kitapta biz hepsini beraber vermeye çalıştık çünkü. Yine hatırlatayım. Sıfırdan sınava ders notları 2 kitabının yakın anlam sorularını çözüyorum şu anda. Bununla alakalı kitabımızın zaten bu soruların başında stratejileri madde madde özetlemiştim ben orada. Şimdi soruları çözelim ki arkadaşlarımızın bakış açısını zenginleştirelim biraz. Şimdi başlayalım. Önce kitapta dedik ki yakın anlam soruları dediğim sorular. Restatement diğer adıyla İngilizce versiyonuyla. Arkadaşlar bu sorularda dikkat lütfen sıfatlar, zarflar ve bağlaçlar her şeyimiz. Yani bütün cümleyi okuyup, çevirip, bunun güzel karşılığını bulayım diye bu cümlenin içinden çıkamazsınız. Çok vakit kaybedersiniz. O yüzden size ne diyorsa ona odaklanın. Sıfatlar, zarflar ve bağlaçlar diyorum. Özellikle buraya dikkat edin arkadaşlar. Sonrasında model yapılar vesaire de yeri geldikçe sorularda anlatacağız bunları. Şimdi bakın. Birinci soruda. Ben sıfat olarak şurada kompleks kelimesini görüyorum. Bağlaç olarak da Soğudet yapısını görüyorum. Şimdi Soğudet yapısının karşılığı olarak benim karşıma in order for'u çıkarabilir. Bir de şuradaki for yapısı tuyla birlikte aynı anlamı verir. Niye? Soğudet'in anlamı kanın bunları absorbe edebilmesi için demektir Soğudet. O zaman E'ye bakar mısınız? Kanın bu kompleks molekülleri absorbe etmesi için diye bir ifade var. Anlaştık mı? Şimdi dikkat. E C'de ne var? Arkadaşlar C'de kompleks molekülü yapması var. Dikkat. Biz absorbe etmesinden bahsediyoruz. Burada sorun yok. O zaman şu şıkkı bıraktığımda E şıkkı cevap olacak. Bir bakalım yine ne demek istediğine. Gıda diyor kompleks moleküllerden oluşur. Ki bu moleküllere diyor vücut ihtiyaç duyar. Ne için? Parçalanması gerekir yani vücudun. Amaç ne burada? Kanın bunları absorbe edebilmesi. E'ye bakar mısınız? Kanın diyor kompleks molekülleri absorbe edebilmesi için vücut bunları parçalaması gerekir. Daha basit parçalara ayırması gerekir. Aslında soru basit ama çevirmeye kalkıştığınızda yorucu hale gelebilecek bir soru. Ne yaptık? In order for ya da for Tu yapısını sol detle rahatlıkla eşleştirebilirsiniz bu bölümde. Ha bir şey söyleyeceğim. Birebir aynı bağlaç değil burada aradığımız. Yani bazen arkadaşlarım şunu yapıyor, oldo görüyor, oldo varsa oldo, do gibi, while gibi yapılar arayacak zannediyor. Arkadaşlar önemli olan grubu. While bir zıtlık grubuysa, oldo'la karşılayabileceğin gibi bunu batla da karşılayabilirsin. Zıtlık grubunun içinde çünkü. Yani önemli olan bağlacın ait olduğu grup. Sık sık söyleyeceğim zaten bunu. İkinci soruya geliyorum. Bakın oldu. Alıyorum daireye. Zıtlık bağlacı. F ifadesi zengin varlıklı anlamına geliyor. Ülkeler için kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben oldu ifadesini bakın if'i görüyor musunuz? Unless'i görüyoruz arkadaşlar. With'le başlamışız burada. Şurada in case. Aslında elimdeki tek bağlaç zıtlık bağlacı while burada. Peki while'ın içerisinde ben şu gelişmekte olan ülkeleri şurada sıfat olarak görüyor muyum? Yine görüyorum. Peki zengin ülkeler benim burada wealthy countries olarak geçti mi? Geçti. Bağlacım da doğru mu? Doğru. Zaten alternatifim olmadığı için B seçeneği doğru cevap arkadaşlar. Anlaştık mı? Zıtlık bağlacı zıtlık bağlacıyla çalışıyor. Geçiyorum. 3. Üç. Üçüncü sorumda ve yine şöyle bir bakıyorum arkadaşlar, bat bağlacını görüyorum. Şurada tehlike yok diyen no danger, no'lu sıfatı alıyorum. Model yapısına dikkat ediyorum. Olasılık vermesine negatif sıfatına da özellikle dikkat ediyorum burada. Şimdi seçeneklerde ben zıtlık bağlacıyla verilen yapılara baktığımda şuradaki bat benim dikkatimi çekmeli. Şuradaki do dikkatimi çekmeli arkadaşlar. Oldo benim dikkatimi çekmeli burada. Şimdi bunlar arasında bir tercih yapacaksam öncelikle şu negatif etki boyutuyla baktığımda B seçeneğinde ne yaptı? Harmful efekti verdi. No danger dediği şeyde ne var arkadaşlar? Dikkat lütfen. Tehlike olmaması safe olması demek değil mi bunun? Evet. Hemen arkasından devam ediyorum. Olasılık veren yapı ne burada? Şunları düzelteyim de temiz görünsün. Olasılık veren yapı ne arkadaşlar? May. Toparlarsam o zaman olasılıktan no danger kelimesinden ve yine zıtlık bağlacından ben rahatlıkla cevabı bulabiliyorum zaten bu soru da sevgili arkadaşlarım. 4. After bağlacını alıyoruz. After ne? Seçenekleri bir tane eşit bağlaç var göreceğiz. Şimdi kazara diye bir ifademiz var. Rastgele anlamına geldi. Metikulous dediğimiz inceden inceye kılı kırk yararcasına. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar once dediğim ifade benim after ve when anlamına verebilen bir bağlaç. Once. Okumaya devam ettim. By chance dediğimiz ifade şuradaki accidental'nin karşılığı. Şans eseri, kazara. Okumaya devam ediyorum. Kılı kırk yararcasına inceden inceye buyurun detaylı ifadeleri. O zaman ben C şıkkını işaretlerken gönlüm rahat bir şekilde işaretleme yapabilirim. Çünkü bağlacı da sıfat zarfları da karşıladım zaten ben cümlenin içerisinde. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sık sık ÖSYM'nin yaptığı hilelerden biri diyeyim. Mythicalası veriyor detaylı kelimesini ama tutuyor detaylı keşifler diyor mesela. Bu beni ilgilendirmez. Sıfatın doğru ismi nitelemesi lazım. Burada da detaylı deneyler dediği için zaten rahat oldum işaretlerken arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum. Geçiyorum. Is hard to avoid. Bakın kaçınmak zordur diyor. Zıtlık bağlacı vermişim. Sağlıklı zaten beslenme gerek yok diyor. İhtiyaç duymaz diyor. Beraber gidelim. But bir zıtlık bağlacı. Ben bunu oldu ola karşılayabildiğim gibi even if de karşılayabilirim. Bakın eşittir demiyorum doğru anlayın. But bir zıtlık bağlacıdır. Doğal olarak oldu, even though, while gibi yapılar moreover, moreover diyorum. However'lar, nevertheless'ler, nonetheless'ler bu gruba girer zaten. Rahat olun. Şimdi batı aldım A ve C arasında. Şimdi hard to avoid diyor. Kaçınmak zor. Buyurun arkadaşlar. Hard to stay away. Uzak durmak zor. Aynı şey. Devam ediyorum. Buna gerek yok demek, yapmaya ihtiyaç duymuyorlar demek, yapmak zorunda değiller demektir zaten İngilizce. Don't have to, ya buradaki doesn't need ifadesi. Aynı şeyler. Ben buna needn't da diyebilirdim. Cevabım C seçeneği oldu gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar. Geçelim 6. Altı. 6'da ne var? Inseparable. Ayrılmaz demek. Şurada eşit bir şekilde diye bir ifadem var. Yine zor, tanımlaması zor diyor. Arkadaşlar inseparable ifadesini bir alalım. Dikkat. Inseparable ne? Şu ifade. Impossible to distinguish ayırt etmesi imkansız. Eşittir, ayrılamaz, ayırt edilemez. Devam. Eşit şekilde, arkadaşlar eşitlikler ez ezle yapılır zaten bu tip sorularda. X, Y kadar değerlidir demek X değer yönünde Y'ye eşittir anlamı verir bu tip sorularda, yakın anlam sorularında. Rahat olun. Cevabımız iki taraftan birden C de kendini bulmuş şekilde. Geçiyorum. Şimdi almost nowhere you could not get to by plane or boat demiş. Ne diyor arkadaşlar? Hemen hemen hiçbir yer yok diyor. Uçakla ya da tekneyle gidemeyeceğiniz hemen hemen hiçbir yer yok. Bakın güzel bir soru tersten almışız bu defa. Şuraya bakar mısınız? Nearly everywhere. Ya hocam burada hemen hemen hiçbir yer diyor. Burada hemen hemen her yer diyor. Nasıl yani? Demeyin. Arkadaşlar uçak ya da tekneyle gidemeyeceğiniz hemen hemen hiçbir yer yok demek her yere uçak ve tekneyle gidebilirsiniz demektir. Hemen hemen her yere. Değil mi? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Başka bir örnek vereyim size. The majority of people diye başlayan bir cümle düşün İnsanların çoğunluğu. Are suffering from ne yapıyor arkadaşlar? Hunger. Açlıktan çekiyorlar. Tamam acı çekiyorlar. Bu ne demektir? Çoğunluk çekiyorsa azınlık açlık sorunu yaşamıyor demektir. Soru da çoğunluk çekiyor der, aşağıda azınlık çekmiyorlar aynı şeydir bunlar. Buradaki mesele de bu. Hemen hemen hiçbir yer yok gidemeyeceğiniz o zaman hemen hemen her yere gidebiliyorsunuz demektir yani. Okumaya devam ettiğimde ne diyor? Maliyet yüksek değil. Görüyorsunuz e maliyet yüksek değil dediği bir şey ne? Çok fazla para ödemiyorsunuz. Not pay a lot. Gördünüz mü arkadaşlar? Okey. 8. Hollanda'dayken şu while'la takılmayın bu zıtlık olan while değil. Iken anlamı veriyor. Hollanda'dayken. Okumaya devam ediyorum. Birçok önemli işten eserden bahsediyor. Sonra da şurada bir ez bağlıcı önde gelen politik teorist. O zaman ben önce şu a number of important'ı karşılayan şıkkı bir göreyim arkadaşlar. Bakın several important work diyor. Ne demek bu? Birçok önemli iş. Buyurun a number of important work. Aynı şey bunlar sıfat bağlamıyla. Devam ediyorum. During his stay kalışı sırasında yani Hollanda'dayken. Gördünüz mü? Okumaya devam ediyorum. Önde gelen bir politik teorist. Buyurun foremost political theorist. Gördünüz mü? foremost yapısının karşılığını. Zaten ez kendisini karşılamış. Cevabımız D seçeneği olmuş arkadaşlar. Sıfatların izini sürerseniz rahat edersiniz bu sorunlarda. Ama az önceki örneği de unutmayın. Tersten de gidebilir arkadaşlar. 9. Bakın şimdi. İnceden inceye hassas bir şekilde aldık. En eşkiler arasında. Arkadaşlar şu kelimeye dikkat. İnceden inceye hassas bir şekilde oyulmasından bahsediyor. Buyurun. Gently carve. Ne arkadaşlar? Hani böyle kibarca, nazikçe, dikkatlice, inceden inceye oyulmakla şu ifadenin birebir aynı olduğunu görün. Devam ediyorum yine. Burada ne diyor? One of the oldest diyor. En eskilerden biri demek en eskiler arasında demektir arkadaşlar. Bu da cevabı C seçeneği yapar. Anlaştık mı? Zaten discovered in Southwest France demesine dikkat edin lütfen. Aynı şey burada var. Ona da bakalım. Şimdi 10. sorumda ben while bağlacını zıtlık olarak aldım. Değil mi? Professional sıfatımız, general sıfatımız, subliminal bilinçaltı biliyorsunuz sıfat, widely ve effectively bizim zarflarımız burada. Seçeneklerde ben D şıkkını niye işaretledim? Arkadaşlar D şıkkında while yerine olduğu görüyorum. Değil mi? Arkasından general public demiş, ordinary people oldu. Bu genel halk, sıradan insanlar. Okumaya devam ediyorum. Subliminal mesajlarda, böyle mesaj diyorum, reklam ifadesi karşıma çıktı aynı. Widely demek yaygın şekilde, kapsamlı şekilde, ekstensivliği karşılıyor. Effectively de successful kelimesinin karşılığı. Ya hocam etkili bir şekilde, başarılı şekilde demek değil ki demeyin. Bu sorular yakın anlam soruları. Birebir aynı kelime değil aradığımız, birbiriyle ilişkili yakın olabilecek kelimeler verilebilir. Siz önemli olan zarf olarak doğru yerde bulunuz zarfı. Anlaştık mı arkadaşlar? Cevabımız D seçeneği diyoruz ve 11'in soruya geçiyoruz.